Skor hariç iyi maç oldu. Ya çocuklar ellerinden geleni yaptılar. Yaklaşık 7-8 tane net pozisyon var. Bundan çok çok kötü oynadığımız maçlar da oynayıp kazandığımız maçlar oldu. Ama bugün belki sezonun gol kaçırma rekoruydu. 8-9 tane net gol vardı. Gol pozisyonu vardı. Olmadı mı olmuyor. Söyleyecek bir şey yok. Yemiş olduğumuz gol diye bir faul var ama onun dışında hakem mükemmele yakın bir maç yönetti. Ben yine çocukları göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Mutlaka işlerinde bir iki tane istediğimizi veremeyen geldiği günden bu yana oyuncular var. Bunlarla ilgili zaten kararları ilerleyen günlerde alabiliriz. Onu görürsünüz. Ama onu genel hatlarıyla ya yok söyleyecek bir şey yok. Rakibin pozisyonu değil, şutu yok. 7-8-1 bitecek maç. 1-0 bitti. Yatarak kalkarak bitirdiler. Tebrik ederim. Söz olamadı. Hocam şanssızlıktan öte bugün çok büyük bir beceri noksanlığı vardı. Yani, zaten ben şanssızlık demedim Ali abi. Yani erken oyun değişiklikleri falan, bu maç gerçekten ilginç bir maç oldu. Ya erken oyuncu değişikliği, 5. dakikada oyuncu değişikliği yaparsınız. O benim tasarrufum da. Şöyle bakmak lazım. Öncelikle başını sağ olsun. Arayacaktım, arayamadım. Şöyle bir şey var. Beceri noksanlığı bugün yok yani. Sezon başından beri var. Bu bir gerçek. Şayet olsaydı bugün 40-45 golümüz olurdu. 27 gol atmışız. Görüyorsunuz yani yapacak bir şey yok. Oyuncularımız bunlar. Ama onlarından en iyi verimi almaya çalışıyoruz. Bana hiç kimse de hoca bana şans vermedi diyemez. Dolayısıyla şans vermediğim hiçbir oyuncu kalmadı herhalde. Yani önümüzde 4 maç var. Eğer bugün yenseydik Antalya'ya 3 puan, Trabzon'a 5 puan yaklaşacaktık ki o zaman yine bir hedef için sıkabilirdik. Daha da çok sıkabilirdik. Ama genel hatlarla baktığınız zaman bu sezon bu takım hedefine ulaştı. Yani kimse bu takımdan çok daha anormal üst seviyede şeyler beklemesin. Çocuklar yapabileceklerinin en iyisini yapıyorlar. En iyisini yapıyoruz, çalışıyoruz. Bu hedefimize ulaştık demek sezonun bittiği anlamına gelmez. 4 tane maç var. 4 de zor maç. Her şey olabilir. 4-4 yapabiliriz. 4-0 yapabiliriz. Beraberlikler de olabilir. Başakşehir, Fenerbahçe, Bursa, Kasımpaşa alabileceğimiz kadar puan ve oynayabileceğimiz kadar iyi oyun oynamak istiyoruz. Ondan sonra da önümüzdeki senenin hazırlıklarını yapmak istiyoruz. Başka soru. O beceriksizlik dediğiniz yerlere de inşallah iyi takviyeler yapıp daha iyi bir gençler bile izletiriz diye düşünüyorum. Hocam, küçük de olsa bir rotasyon vardı bugün. İstediğiniz verimi alamadığımızı da görüyoruz. Sonuçlar aldık. Evet. Skor ne kadar 1-0 da olsa maçın verimine baktığımız zaman görüntü ortada. Benim sorum, iki sorum var. Birincisi sezon sonu yaklaşıyor. Birincisi transfer durumu ne olacak? Tabii ki göndereceklerimiz var. Kalacaklar var, yeni alacaklar var. İkinci sorum da Ümit Özat'ın şu anki durumu ve 4 maçlık sonraki durumu ne olacak? Önce şunu söyleyeyim. Yani herkesin bildiğini de yani Allah'ın bildiğini kuldan saklayacak halimiz yok. İstediğimiz çok önemli bir oyuncu vardı. Belki de anlaşma noktasına da gelmiştik. İsim önemli değil. Ama yaklaşık 1,5 milyon euro civarı bir para tutuyordu. Nitekim biz oturup bir değerlendirme yaptık. Bu paraları vermemizin doğru olmayacağını düşündük. Yani bu ligin de önemli oyuncularından birisi. Ha, para benim değil. Kulüp vermek isterse verebilir ama o paraya biraz daha üstüne koyarak 3-4 transfer yapabiliriz. Onun için o oyuncuyu aldığımız zaman da ilk 6'da ilk 7'de bitireceğimizin de garantisi yok. Şimdi onun için şöyle baktığınız zaman rotasyon işte Etienne oynadı. Canıt'ın uzun bir süre oynadı sayılır. İsa oynadı. Orhan oynadı. Takımın %50-60'ı değişmiş. Yani 50'ye yakını değişmiş. Ben kafadan Kalili'yle de başlayabilirdim. Vedat'la da başlayabilirdim. Bu kazanacağımızın garantisi anlamına gelmezdi. Ben bunu yapmak zorundayım ki bu oyuncuları görmek zorundayız. Önümüzdeki sene bu oyunculara devam edilecek mi, edilmeyecek mi? Bu şansı fazlaca vermek zorundayız. Hatta bunu ben başkanla da yönetimle de paylaştım. Ben rotasyona gideceğim. Bu farklı işlere farklı sonuçlara yol açabilir. Ama önümüzdeki seneyi görme adına, zaman kaybetme adına da bizim için bir kazanç olabilir. Oyun adına bir şey söylemiyorum. Yani ona söylenecek bir şey yok. Belki de son yıllardaki en gollü pozisyon. Nitekim bu takım Beşiktaş'a 2 gol attı. Antalya'ya 2 gol attı. Daha iyisini onlara karşıladılar ama yani çocukluğumuzda Japon kale vardı. Yarı sahada oynanırdı. Resmen onun gibi maç oldu yani. Yediğimiz golde de bir faul vardı. Yani söyleyecek bir şey yok. Ama
belki kulağını çekeceğimiz, belki de farklı kararlar alacağımız oyuncular olabilir. Bu gerçek. Onun dışında oyuncularım iyi mücadele girdi. Benim durumuma gelince Ercan abi, bunun kulübün açıklaması daha doğru olur. Yani ben 4 hafta kalan sürede yani en iyi yapmaya çalışıyorum. Kalacakmış gibi çalışıyorum. Çünkü ben bu kulübün hani bir evladı gibiyim. Her türlü raporumu zaten veriyorum. Her türlü planlamayı yapıyoruz. Biz zaten kendi aramızda bir takım kararlar aldık, bir takım sözler kestik. Ama önce oyuncularla anlaşılmasının daha doğru olduğunu söyledik. Detayları kulüp size açıklar. Ankara'da ikinci yeni bundan da bahsetmek lazım. 7. haftada kaybetmiş bir takım. Benim veyahut da başkasının zamanı diye aslında konuşmayı sevmiyorum ama benim zamanımda ilk yenilgi. Evet. Herhalde ondan 3-5 kişi istifa diye bağırdı. Belki ilk 5'i bekliyorlardı. Ulaşamadığımız için bağırıyor olabilirler. Yani bunlar var futbolda ya. Bugün dedim ya, kötü oynarken kazandığımız zamanlar oldu. İyi oynarken kaybedeceksin. Futbolda bunlar var. Yani ben açıkçası geldiğimizde evet ilk 5-6 dedim ama biliyorsunuz çok oyuncumuz gitti ama ben bize kimse başarısız diyemez. Çocuklar çok iyi iş çıkarttı. Ama 45 puanını bulmamız gerektiğini düşünüyorum ben. 45 puan, 45-46'lar bizim için ideal puan. Evet arkadaşlar. Ya bulunduğumuz konum itibariyle ya maçtan önce konuşmamda da aynı şeyi söyledim. Yani bizim şartlar ne olursa olsun kazanmaktan başka çaremiz yok. Bundan sonraki her maç için de aynı düşünce içerisinde çıkıyoruz, çıkacağız. Ama oyunun geneline baktığımızda Gençler Birliği'nin çok üstün olduğunu gördüğümüz bir müsabaka oynadık. Bizim takım çok mu iyi oynadı desek değil ama çok iyi mücadele etmeye çalıştık. Öne geçtikten sonra bilhassa o skoru korumak adına uzun süredir başaramadığımız bir şeyi yaşamak adına gerçekten olağanüstü mücadele ettiler. Ama tabii bu mücadele ederken de birçok pozisyonlar verdik. Burada kalecimiz Goran'ı da ayrıca kutluyorum. Bugün inanılmaz kurtarışlar yaptı. Ama bizim ayakta kalmak için, yani düşerken daha ayakta kalmamız için kazanmaktan başka çaremiz yoktu. Bugün şans bize çok güldü. Oyuncuların mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Kaleci Goran'ı ayrıca kutluyorum. Gençler Birliği takımı oyuncularını da kutlayarak onlara bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Var mı sorusu olan? Teşekkürler. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar.